Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ağızda eriyen nefis mi nefis çatlak kurabiye tarifi. Tüm püf noktalarını videomda paylaştım. Atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. Yarım çay bardağı dolu dolu olmayacak şekilde şeker ekliyorum arkadaşlar. Çünkü pudra şekeriyle buladığımız için içerisine fazla şeker eklemek istemedim. Yarım su bardağından 1-2 parmak eksik toz şeker ilave ederek yumurtayı iyice çırptım. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Sıvı malzemeleri iyice bir çırpıyorum kakao iyice erimesi için. Şöyle topak olmayacak şekilde iyice ezelim arkadaşlar. İçerisinde tereyağı kullanmadığımız halde ağızda eriyen o kadar güzel brownie lezzetinde bir kurabiye ki eğer ki hiç denemediyseniz mutlaka ve mutlaka tam ölçülerine uyarak bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Benim sıkça yaptığım ve çok da sevdiğimiz bir kurabiye tarifidir ayrıca. Burada 1,5 su bardağı 200 ml bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı un var arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Elimizi hiç değirmeden hamuru yoğuruyoruz. Kesinlikle elimizi değdirmiyoruz. Bir kaşık ya da bu şekilde spatula ile hamuru toparlıyoruz. Hamur diğer kurabiye hamuru gibi kesinlikle kulak memesinde ya da normal olmayacak. Biraz sıvık olacak arkadaşlar. Şimdi de göreceksiniz. Kesinlikle un eklemesi yapmayın. Bu kurabiyemizin özelliği budur. Bakın gördüğünüz şekilde şöyle kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Hiç elimizi değdirmiyoruz. Üzerine düzeltiyorum ve kapağını kapatarak buzdolabında yarım saat 40 dakika arası dinlendiriyorum. Mutlaka bu işlem çok önemli. Biraz kurabiye hamurumuzun donması için bu gerekli bir işlem. Evet. Buzluktan çıkardım. Çıkar çıkarmaz en önemli püf noktalarından bir tanesi. Hemen çıkardım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kurabiyelerimizi yuvarlıyoruz. Eğer oyalanırsanız kurabiyeler eriyecektir. Çünkü biliyorsunuz sıvık yaptık kurabiye hamurumuzu. Eğer elinizin sıcağıyla biraz oyalanırsanız hamur kendini salacaktır. Salmadan hemen bu şekilde yuvarlamanızı tavsiye ederim. Hızlı bir şekilde yuvarladıktan sonra hemen pudra şekeri dolu kasenin içerisine alıyorum. Yine bir önemli püf noktası. Çatlak kurabiye ismini pudra şekerinden alıyor arkadaşlar. Eğer ki dışında pudra şekeri bu şekilde bulamazsanız üzeri çatlak olmayacaktır. Evet. İyice hızlı bir şekilde bu şekilde gördüğünüz üzere kurabiyelerimi hazırlıyorum. Videomu yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde de yaparak hızlandırabilirsiniz. Evet, rengi, dokusu, kıvamı, lezzeti inanılmaz güzel arkadaşlar. Bazı videolarda yorumlar geliyor, çok ballandıra ballandıra anlattınız diye. Güzel şeyleri kesinlikle ballandırırım arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel oluyor. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Bakar mısınız? 10 dakikada pişiyor arkadaşlar. Isınmış fırına, 180 derecelik ısınmış fırına gönderelim. Soğuk fırına gönderirseniz kurabiyeleriniz yayılma yapacaktır ve güzel olmayacaktır. Mutlaka ısınmış fırına gönderelim. 180 derecede 10 dakika, 12 dakika arası kurabiyelerimiz hazır oluyor. Şipşak kurabiye, inanılmaz pratik bir kurabiye az malzemeyle
Daha ne diyeyim? Dış görüntüsü bu şekilde. Bol pudra şekerini bularsanız bu şekilde çatlak görünümler olacak ve güzel bir sunum oluyor arkadaşlar. Servisi alıyorum. Biraz iç sıcaklığın çıkmasını bekleyin. Aksi halde yumuşak olacaktır. Kendini toparlaması için iç sıcaklığın çıkması önemli. Evet. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere yardımcı olabilirim. Kurabiyelerimiz bu kadar. Biraz da tepside kaldı. Şöyle sunumluk için bu kadar aldım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. İçinin kıvamını sizlere anlatamam. Şöyle bölerek de göstereyim. Bakar mısınız? Ne demek istediğimi şu anda anladınız. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sıkılmadan detaylarını vermeye çalıştım. Evet, bu güzelliğin karşısında daha söyleyecek fazla sözüm yok. Tadını da sizler için bakmak istiyorum. Videonun başında belirttiğim gibi benim çok sık yaptığım, hatta bazen haftada iki kere yaptığım bir kurabiyedir. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Yapıp deneyin. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.